Günaydın arkadaşlar. Çok güzel bir konuya değineceğim bugün. Çok da güzel bir tane anlatacağım. Dün ne gördük? Dün farklı sonsuzluklar gördük. Doğal sayıların sonsuzluğu ile neyinin sonsuzluğu ile R'nin sonsuzluğunu başka kümeleri de karşılaştırdık. Ama gördük ki bu bir anlamda daha sonsuz bundan. Bunlar ne Z, Q, kesir sayılar yani. Z çarpı Z. Bunlar aynı sonsuzlukta. Reel sayılar, 0-1 kümesi, 0-1 aralığı açık, 0-1 kapalı. Bunlar farklı sonsuzlukta. Bunlar daha büyük. Şimdi bu derste öyle bir şey yapmaya çalışacağım. İki kümeyi, iki sonsuz kümeyi karşılaştırmaya çalışacağım. Ya hangisi daha büyük? Hangisi daha büyük olduğunu söyleyeyim. Tanım. X ve Y birer küme olsun. Eğer X'ten Y'ye giden birebir bir fonksiyon varsa, birebir yani her eleman, iki eleman aynı yere gitmeyecek. İki eleman farklı yerlere, iki farklı eleman iki farklı yere gidecek. X'ten Y'ye giden birebir bir fonksiyon varsa, şu demek istiyorum. X'ten Y'ye giden birebir bir fonksiyon varsa, X'in eleman sayısı Y'nin eleman sayısından fazla olamaz. Değil mi? Yani son kümeni alalım. X burada, Y burada. Bunun 5 elemanı varsa, bunun 7 elemanı varsa, buradan buraya giden bir fonksiyon olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. İki tanesi illaki aynı yere gitmek zorunda. Değil mi? Son kümelerde doğru oluyor bu. X'in eleman sayısı Y'nin eleman sayısından küçük eşit olmalı bu durumda. Varsa bunun Sx, yani x'in eleman sayısı küçük eşit sy olarak göstereceğiz. Olarak yazacağız. Ve tabii ki eğer x ile y arasında bir eşleme varsa hem birebir hem örten yani birebir ve örten fonksiyon varsa bunu Sx eşittir Sy yani x ve y'nin aynı eleman sayısı var anlamında olarak yazacağız. Şimdi bu eşitsizliği kullandım. Burada eşitliği kullandım. Tabii ki bunların bazı özellikleri olmalı. Yani madem ki bu simgeleri kullandım. Ya bunlar gerçi eşitliğe benzemeli bu değil mi? Ya bu ne demektir bu? Bu demektir ki x ile y arasında bir eşleşme var demektir. Sx diye bir nesnem yok çünkü. Sx diye bir nesne olsa, sy diye bir nesne olsa eşitliğin demek olduğunu bilirim. Burada ama bu sadece x ile y arasında bir eşleşme var, eşleme var anlamına gelir. Hangi özellikle olması istiyorum? Bir defa Sx eşit olmalı, doğru mu? Değil mi? Eşitlik diye bir şey varsa eğer
Cx, cx eşit olmalı. Yani x ile x arasında birebir vörtel fonksiyon olmalı. E var tabii ki. Özdeşlik fonksiyonu, birim fonksiyon. X'i x'e götüren fonksiyon. Her elemanı kendisine götürüyor. Değil mi? Bu doğru. Sonra ne olması lazım? Cx cy'ye eşitse o zaman cy'nin de cx'e eşit olması lazım. Yani x'ten y'ye giden birebir vörtel fonksiyon varsa y'den x'e giden birebir vörtel fonksiyon olması lazım. E doğru tabii ki. Eğer f x'ten y'ye giden fonksiyonsa o fonksiyon tersi var ya hani ters fonksiyon oluyorsa f'nin tersi. O da y'den x'e gidiyor. Bir de ne olması lazım? Cx cy'ye eşitse ve cy cz'ye eşitse bu ikisi de doğruysa o zaman cx cz'ye eşit olur. Doğru mu bu? X'ten y'ye giden bir fonksiyon varsa, bir vörtel fonksiyon varsa f, y'den z'ye giden varsa bir vörtel, o zaman buradan buraya giden gof olur değil mi? Gof da bir vörteldir. Buradan buraya giden f varsa, buradan buraya giden f'nin tersi var. Burada da özdeşlik var. I, x demiştim ona. Burada bir sorun yok değil mi? Peki. Şimdi bununla ilgili bir şey. Demek ki bu ne gösteriyor bu? Diyor ki caiz diyor. Eşitlik simgesini kullanabilirsin. Caizdir diyor. Şimdi burada ne göstermem lazım? Cx'in Cx'den küçük eşit olması lazım. Değil mi? Eşitsizliğin bu özellikleri vardır. Onları yazacağım şimdi. E doğru tabii ki. X'den x'e giden bir fonksiyon var mı? Var. Özdeşlik fonksiyonu. Sonra ne olması lazım? Cx cy'den küçük eşitse ve cy cz'den küçük eşitse bir başka deyişle x'ten y'ye giden ve y'den z'ye giden bir vörtel fonksiyon varsa o zaman cx cz'den küçük eşit olmalı. Doğru mu bu? E buradan buraya giden f varsa birebir. Buradan buraya g varsa birebir. Buradan buraya gof vardır birebir. Doğru. İki şey daha lazım. Bir şey daha lazım en azından. Cx cy'den küçük eşitse ve cy cz'den küçük eşitse o zaman cx'den küçük eşitse o zaman cx'in cy'ye eşit olması lazım. Ne diyor bu? Eğer x'ten y'ye giden birebir fonksiyon varsa, y'den de x'e giden birebir fonksiyon varsa, o zaman x ile y arasında bir eşleşme vardır diyor. Bu meşhur bir teoremdir bu. Bu teoreme Cantor, Bernstein, Schröder teoremi denir. Bunu Cantor kanıtlamaya çalışmış önce. Cantor çok ileri seviyede bir aksiyom kullanarak kanıtlamış. Yani Cantor'un yaptığı aslında marifet değil. O aksiyom kullanarak çok kolay kanıtı. Bu teoremi Cantor seçim aksiyomunu kullanarak kanıtlamış ama şu soruyu sormuş. Seçim aksiyomu diye çok özel bir aksiyom. Bahsedeceğim, ondan da bahsedeceğim. Ama şu soruyu sormuş. Seçim aksiyomu kullanmadan bu teorem kanıtlanır mı diye sormuş. Yıllar sonra Bernstein seçim aksiyomunu kullanmadan kanıtlamış ama kanıtında bir hata bulunmuş. Sonra Schröder en son kanıtlamış. Onu vereceğim bugün. Vereceğim. Bir şey daha lazım. Bir tane daha lazım. Bu diyor ki bu diyor demek ki S bir sıralama. Sıralama. Buna sıralama denir. Bu özellikle sağlayan bir şey sıralama denir. Tam sıralama olması için her X ve y kümesi için ya cx cy'den küçük eşit yani ya x'ten y'ye giden bir fonksiyon var ya da cy cx'ten küçük eşit ya da y'den x'e giden fonksiyon var bir fonksiyon var. Bu da doğru ama maalesef bu da seçim aksiyomunu kullanıyor. Çok ağır bir aksiyom yani çok tuhaf bir aksiyom.
Çoğu aksiyonlar, kümülatif aksiyonun çoğu aksiyonu çok basittir. Çok barizdir. İnsanı şaşırtmaz. Ama birkaç aksiyon maalesef insanı şey yapıyor, ayaklarını titretiyor. Acaba dizleri titriyor insanın. Acaba doğru mu, niye bu falan diye. Ondan da bahsederim daha sonra. Bu da doğru ama kanıtlayamayacağım çünkü seçim aksiyonunu kullanıyor. Seçim aksiyonu gerektiriyor. Yani bu doğruysa kümeleri boy sırasına göre sınıflandırabilirsin demektir. Küçük kümeler, büyük kümeler, daha büyük kümeler, daha büyük kümeler falan filan. Ne? İki tane demek ki iki tane kırmızı şeyimiz var orada. Kanıtı kolay olmayan. Bir tanesi bu. Bunu kanıtlayacağım bugün. Bir tanesi de bu. Bunu kanıtlamayacağım galiba. Çok ileri gideriz. Ama diğer bu ve bu anlaşılmış olmalı. Bunlar kolay. Beş tanesi kolay. Bir düşünsün herkes. Bu beş özellik doğru mu? İkna oldular mı? Hocam. Evet. İyi. Evet hocam. İyi, peki. Şimdi birkaç teorem kanıtlayacağım. Teorem 1. X'ten Y'ye giden birebir bir fonksiyon varsa o zaman Y'den X'e giden örten bir fonksiyon vardır. Bunu kanıtlayacağım. Eğer x'ten y'ye giden bir fonksiyon varsa o zaman y'den x'e giden bir fonksiyon vardır. Siz de düşüneceksiniz ama. Sonuç. Sonuç 2. Böyle yapılır. 1, 2, 3 diye gider. Bu teorem, bu birinci sonuç ama 2 diye yazılır böyle. Sonuç 2. Demek ki y'den x'e giden örten bir fonksiyon yoksa birebir bir fonksiyon da olamaz. X'ten Y'ye giden, Y'den X'e giden örten bir fonksiyon yoksa X'ten Y'ye giden birebir bir fonksiyon da olamaz. Demek ki X Y'den küçük olamaz. Küçük eşit olamaz. Yoksa X Y'den küçük eşit değil. Bunu da şöyle yazacağız. Buna inanıyorsanız eğer ya şey pardon affedersiniz. Cx yazıyorduk. Cx'den küçük eşit olamaz. Şimdi buna inanacağız. Şimdi ya Cx, Cy'den küçük eşit olmalı ama değilmiş. Ya da Cy, Cx'den küçük eşit olmalı. Değil mi? Yani Cy, Cx'den küçük eşit ama
Sekse eşit değil. Eşit olsa bu olacaktı. Yani bunun eleman sayısı daha fazla. Teorem 3. X bir küme ise X'ten PX'e, hatırlıyor musun? Bu alt kümeler kümesi. PX'e giden örten bir fonksiyon yoktur. Sonuç 4. Bunun eleman sayısı bunun eleman sayısından daha büyüktür. Bundan dolayı. Sx küçüktür. Spx. Bunun eleman sayısı her zamandan daha fazla. Daha büyük. X ne olursa olsun. Boş küme bile olsa. Sonluysa kolay. Sonluysa x'in 5 elemanı varsa px'in 2 üstü 5 tane elemanı vardır. Kaçta 32 tane diyor. Çok daha büyük değil mi? Çok daha büyük. Ama x sonsuzsa da doğru. Ne gösteriyor bu? Ne demek istiyor bu? Bunun da alt kümeler kümesini al. O daha büyük olur değil mi? Sonuç. 5. Sx. Küçüktür spx. Küçüktür spx. Devam et böyle. Fanteziye koymuyorum artık. Sonra bunların bileşimini al. P x. Bu ne tane var burada? Hepsini al. N'ye birden sonsuza kadar. Bunun sesini al. Bunun sesi bunlardan daha büyük olduğu gibi. Ondan sonra daha büyük olanı bunun p'si. Bunu buraya koy. Buna p üstü ne diyelim buna? Devam ediyorum. Büyük. Yani sonsuzlukların sonu yok. Evet. Sonuç neymiş? Sonuç 2'yi bir öğrencimiz anlamamış. Bir öğrencimiz de şunu soruyor. Sy küçüktür Sx. Küçük eşittir olmayacak mı? Evet. Bu doğru. Ama Sy Sx eşit olsa Sx Sy'den küçük eşit olur. Dolayısıyla böyle yazacağım. Ne demek istiyorum orada? Tanım. Sx, Sy'den küçük. Ancak ve ancak Sx, Sy'den küçük eşitse ve Sx, Sy'den farklıysa. Bu arada bunların hemen anlaşılmayacağını tahmin edebiliyorum. O yüzden size zaman vereceğim. Ve anlatacağım da tekrar. Yani yazdım bunları. Herkes anladı. Anlamında vermiyorum bu derse şu anda. Sadece bir şeyler yazdım. Biraz zaman ver, bir 5 dakika, 10 dakika verip bunlar ne diyor? Bir de teorem 1'i kanıtlayabilir misiniz? Sonuç teorem 1'i kanıtlayabilirsiniz. Sonuç 2'yi kanıtlayabilirsiniz. Bu daha zor. Ama bunu biliyorsan bunu kanıtlayabilirsin. Bununla uğraşma fazla, ben vereceğim bunun kanıtını. Hepsini kanıtlayacağım tabii ama bunları siz kanıtlayabilirsiniz. Teorem 1, sonuç 2 ve teorem 3'ü kabul ederek sonuç 4. Bu da tabii ki sonuç 5. Bir teorem daha kanıtlayacağım bugün. O da Cantor-Bernstein-Schröder teoremi. Teorem. CSB. Bu teorem diyor. Eğer x'ten y'ye giden birebir bir fonksiyon varsa ve y'den x'e giden birebir bir fonksiyon varsa o zaman x ile y arasında bir eşleme vardır. Bunu çok güzel bir kanıtını vereceğim. Hayalde bulamayacağınız. Bu da yani bunu ünlem koyuyorum. Bunu ve bunu denemeyin.
Ama anlamaya çalışın. İfadelerin ne diyor bu, onu anlamaya çalışın. Teorem 1, sonuç 2, sonuç 4, sonuç 5'i kanıtlayabilirsiniz. Bir ne kadar zaman verelim? Bir 21 geçiyor şu an. 21 geçiyor. Bir 10 dakika vereyim. 10 dakika. 15 dakika. Var mı sorular ama? Yani bunları size sormayın. Sadece okuyup anlamaya çalışın bunları. Ne diyor? Birincisi anlamaya çalış. İkincisi de anladıktan sonra da teorem 1'i kanıtlamaya çalış. Bunları da anlamaya çalış. Ne diyor? Yani bir eksik bir şey. Çok önemli çünkü. Yani görüyorsun burada sonsuza kadar gidiyor bu. Sonsuza kadar. Yani hiç sonu durdurak bilmiyor. Kümeler, sonsuzluklar büyüyor giderek. Daha ileri bir seviyede ders yapsaydık, bunlara bu Cx gerçekten bir sayı olacaktı. Sonsuz bir sayı. Bunlar sonsuz sayılar olacaktı. Farklı farklı giderek büyüyen. Ve dün bahsettiğim o süreklilik hipotezi, eğer x sonsuzsa, bununla bunun arasında, x'in arasında sonsuz bir sayı var mı yok mu? Ona karar veremiyor insanlık. Yani aksiyonlarımız. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Burada sonsuz bir sayı var. Bu daha büyük. İkisinin arasında başka bir sonsuz sayı var mı yok mu bilmiyoruz. Yani öyle bir küme var mı ki X'den Y'ye birebir fonksiyon olsun, Y'den PX'e birebir fonksiyon olsun ama X'den Y'ye giden örten olmasın, Y'den PX'e giden örten olmasın. İkisinin arasında olsun. Peki, bir 15 dakika izin. Şimdi ne yaptık? Eğer x'ten y'ye giden birebir fonksiyon varsa bunu böyle yazdık. Bunlar, bu 4 önerme, bunu kullanmaya hakkımız olduğunu söylüyor. Yani eşsizliğin bazı özellikleri olması lazım. Ne özelliği olması lazım? Her şey kendisinden küçük eşit olmalı. Eğer bir şey bir şeyden küçükse, o şey de başka şeyden küçük eşitse daha doğrusu, küçük eşit olmalı. Ve Cx, Sy'den küçük eşitse, Sy de Cx'den küçük eşitse, Cx, Sy'ye eşit olmalı. Değil mi? Ve herhangi iki kümeyi karşılaştırabilmek istiyorsun. Ya bu olmalı, ya bu olmalı. Biri diğerinden küçük olmalı. Bu gayet bariz. Buradan buraya giden birebir, x'den x'e giden birebir bir fonksiyon var. Özdeşlik. Her şeyi. X'i al. Bir tane daha yaz x'i. Her x kendisine gitsin. Ix demiştik buna. Birim fonksiyon. X'den Y'ye giden bir F varsa birebir, Y'den Z'ye giden bir G varsa birebir, buna Goff var birebir. Bunu kanıtlayacağım birazdan. O teorem CSB, Cantor, Schröder, Bernstein. Cantor, Bernstein, Schröder ya da. Bunu kanıtlayamayacağım. Belki kanıtlarım ama. Yanlış bir kanıt vereceğim. Bunu. Sonra X ile Y arasında bir eşleme varsa, bunu Cx eşittir Sy'ye yazıyoruz. Şuradaki. Burada eşitliği kullanıyorum. Eşitliği kullanmaya hakkım var mı? Eşitliği kullanmaya hakkım olması için şu üç özelliğin geçerli olması lazım. Üçü de geçerli. Çok basit. X'den X'e giden bir eşleme var. Özdeşlik. X'den Y'ye giden eşleme varsa, Y'den X'e giden eşleme var. Pardon. X'den Y'ye giden eşleme varsa, o eşlemin tersi Y'den X'e gider tabii ki. X'den Y'ye giden bir eşleme varsa, Y'den Z'ye giden bir eşleme varsa, onların bileşkesi X'den Z'ye giden bir eşlemedir. Evet. Şimdi bu teoremleri kanıtlayacağım. Birden başlayalım. Ya bu ne diyor? Ha yok, bir şey demiyorum. Peki. Teorem 1'in kanıtı. F, X'den Y'ye giden birebir fonksiyon olsun.
X burada. Y burada. Y daha büyük. Buradan böyle buraya bir gidiyor. İki eleman aynı yere gitmiyor. Ama örten olmayabilir. Bu da X. Burası Fx. F fonksiyonu. X'den Y'ye gidiyor. Şimdi Y'den X'e giden örten fonksiyonu tanımlayacağım. G Y'den X'e gidiyor. Fonksiyonu. Şöyle tanımlansın. Önce bir A seçelim X'ten. Önce X'ten bir A elemanını sabitleyelim. A diye bir elemanı sabitledik burada. A da bir yere gidiyor tabii ki ama önemli nereye gitti. Şimdi G'yi şöyle tanımlayacağım. G Y eşittir. Buradan bir Y aldığım zaman bu Y nereye gidecek orada? Eşittir. G'ye eşittir X olacak eğer Fx eşittir Y ise. Yani bir X, bir eleman buraya gelmişse, buraya vurmuşsa eğer buradan. O zaman Y'yi geri yolla. Geldiği yere yolla. Gelmemişse o zaman A'ya yolla. Eğer öyle bir X yoksa. Eğer Y elemanı bir X'ten geliyorsa F tarafından, o zaman Y'yi o X'e geri yolla. Gelmiyorsa o zaman A'ya gitsin. Yani şöyle diyelim. Diyelim F fonksiyonu böyle bir şey. O zaman bu eleman buraya gidecek G tarafından. Bu eleman buraya gidecek. Bu eleman buraya gidecek. Bu eleman buraya gidecek. Diğer tüm elemanlar da A'ya gidecekler. G tarafından. Hepsi A'ya gidecek. Teorem 1'de tıpatıp aynısını yaptım ama X'ten bir A elemanı seçip seçmeyeceğimize takıldım. Seçecek tabii ki. Yani yoksa bu elemanlar bir yere gitmez yoksa. Bu elemanlar boşta kalır. Bunların da bir yere gitmesi lazım. Onları da A'ya yolla. Tamam. X'i de boş kullanmayalım isterseniz. Çok basit değil mi? Ama bunun tersi daha zor. Daha zor değil, seçim aksiyonu gerekiyor. Seçim tersi için. Ne diyeyim buna? Eğer X'ten Y'ye giden örten bir fonksiyon varsa o zaman Y'den X'e giden birebir bir fonksiyon vardır. Vardır önermesi. Ancak çok özel olan seçim aksiyomu kabul edilirse kapanabilir. Bu seçim aksiyomu çok tuhaf bir aksiyom. Pratikte hiçbir şey yaramaz. Yani mühendislerin, doktorların, sanatçıların, inşaatçıların hiç kimsenin bir şeyine yaramaz. Pratikte hiçbir şey yaramaz. Sadece teorik bir önemi var. Şimdi aslında çok basit gözüküyor değil mi? X'ten Y'ye giden örten fonksiyon var. X burada, Y burada, Y daha küçük. Evet. Belki birçok eleman gidiyor aynı yere. Ama örten.
Şimdi y'den bu f bu. Bu sefer y'den x'e giden bir fonksiyon bulacaksın. Ne yapacaksın? Buradan bir eleman seç, y seç buradan. Y'yi geri yollayacaksın da nereye yollayacaksın? Yani şey, bu iki elemandan bir tanesine yollamak. Bu iki elemandan bir tanesine yollamak. Burada bunu, buna y1 diyelim, buna y1, buna y2 diyelim. Bu y2, buna bir tanesine yollamak. Buna y3 diyelim, buna bir tanesine yollamak. Şimdi eğer geçse son 3 tane eleman varsa sorun değil. Y1'i buraya yolla, y2'yi buraya yolla, y3'ü de buraya yolla mesela. Ama burada sonsuz tane eleman varsa ne yapman lazım? Her önümgeden bir eleman seçmen lazım. Buna da hakkın yok normalde. Ancak seçim aksiyonuyla hakkı kazanıyorsun buna. Yani burada önümgelerden birer eleman seçebiliyorsan eğer, öyle bir seçim yapabiliyorsan, o zaman evet, bu doğru. Peki. Bu not, bu dip not burası, dip not. Buna ihtiyacım olmayacak sonra. Şimdi bu bariz. Değil mi? Demek ki çünkü y'den x'e giden örten fonksiyon yoksa x'ten y'ye giden birebir fonksiyon da olamaz. Çünkü x'ten y'ye giden birebir fonksiyon olsaydı y'den x'e giden örten fonksiyon olacaktı. Ama y'den x'e giden örten fonksiyon yokmuş. Demek ki x'ten y'ye giden birebir fonksiyon yok. Demek ki sx, sy'den küçük eşit değil. Eğer buna inanırsak, ki inanıyoruz buna, bu doğru değilse bu doğrudur. Sy, sx'den küçük eşittir. Ama S'ye S'ye eşit olmaz. Olamaz. S'ye S'ye eşit olamaz. Çünkü o zaman S'x S'ye S'ye eşit olsa S'x de S'ye'den eşit olacak. Sonuç. Sonuç ikili kanıtı. Teorem 1'e göre X'ten Y'ye giden B'ye bir fonksiyon olmaz. Demek ki Sx küçük eşittir Sy'ye önermesi doğru değil. Önermesi yanlış. Buna bir ad verelim. Buna yıldız diyorum. Yıldız diyorum buna. Kanıtlayamayacağım şey. Yıldıza göre Sy küçük eşit Sx olmalı. Ama Sy eşit de Sx olamaz. Çünkü aksi halde değil mi? Ne demektir bu? X ile Y arasında bir eşleşme var demektir. Eşleşme birebir zaten. Sx küçük eşit Sy olurdu. Demek ki Sy küçüktür Sx. Teorem 3. Teorem 3 biraz daha zordu. Teorem 3'ü buraya kanıtlayacağım. Teorem 3.
Diyelim tam tersine x'ten px'e giden örten bir fonksiyon var diyelim. Diyelim x'ten px'e giden örten bir fonksiyon var. Bu fonksiyona f diyelim. F böyle bir fonksiyon olsun. X'ten px'e gidiyor. Böyle bir fonksiyon olsun. Çelişki elde edeceğim. Olmayan ergi yöntemi. Bir şeyin doğruluğunu kanıtlıyorum. Kanıtlamak istiyorum. Onun doğru olmadığını varsayıp bir saçmalık elde edeceğim. Demek ki doğruymuş. Böyle bir fonksiyon olsun. İyi dinleyin. Burada bir zeka parıltısı vardı kanıtta. Öyle fonksiyon aldım, f aldım. Örten, x'ten, px'e. Yani her alt kümeye gidiyorsun. X'ten başlıyor, kendi alt kümesine gidiyor. X'in alt kümesine gidiyor. Şu kümeye bakalım. X'in şu alt kümesine bakalım. A diyor ona. A eşittir. Öyle x'de olacak ki x'teki. Öyle x'de olacak ki x'teki. X fx'de değil. Çünkü fx bir alt küme değil mi? Fx x'in bir alt kümesi. Yani şöyle x burada. X burada. X birim alıyoruz. Ondan sonra bazı fx'ler böyle oluyor. Bazı fx'ler böyle oluyor. Bazı fx'ler de böyle oluyor. Yani x fx'in içinde oluyor bazen. Bazen x fx'in içinde olmuyor. Ben bunları alıyorum. Fx'in içinde olmayan x'ler alıyor. Bu tabii ki x'in bir alt kümesi. Değil mi? Yani fx'in bir elemanı. Demek ki burada bir eleman var. Bunu vuran. Demek ki örten olduğu için öyle bir A var ki işte FA eşittir. F küçük A eşittir. Büyük A olur. Ha. Örten çünkü. Yani bu x'ler kümesini alıyorum. Bu x'ler kümesini alıyorum. Şimdi bu x'ler, bu A bu. A bu da bir şey böyle. Ha. X bu dese, x A dese eğer, x fx'de değil. Fx dışarıda. Bu da bir tane y alırsak eğer, f'ye dışarıda. Y'yi içermiyor yani. Peki şimdi bakalım. A dese ne oluyor? A'daysa, A'da mı değil mi ona bakacağım. Ne demek de bu? Bu ancak ve ancak. A, FA'da değilse değil mi? Çünkü A, FA'ya eşit. Ama A, FA'da değilse, bu ancak ve ancak A, FA değilse A'da olur. A o zaman FA'da olacak. Değil mi? A'daysa A, FA'da tabii ki. Aynı şey çünkü onun ikisi. Ama A, FA'daysa o zaman ne demektir bu? A hangi elemanların kümesi? Fx'in elemanı olmayacak. O x'lerin kümesi. Ama A FA'daysa o zaman A A'da olamaz. A A'da ancak ve ancak A A'da değilse çelişki. Demek ki F örten olamaz. Demek ki örten fonksiyon yok. Kapatırken. Anlaşıldı mı acaba? Biraz düşünsünler.
Yazıyor bir şeyler. Hocam yeni gördüler. Biri ben anlamadım yazmış. Kim? Hı? Üç kişi ben anlamadım yazmış. Biri de anlatır mısınız? Hangisini neyi anlamamışlar? Hangisini? Terim 3'ü mü? Terim 3. Peki. Terim 3 ne diyor? X hangi küme olursa olsun diyor. X'den Px'e giden örten bir fonksiyon olamaz diyor. Yani X sonluysa bunun kanıtı gayet basit. Çünkü X sonluysa X'in n eta elemanı varsa Px'in 2 üstü n eta elemanı var. Ve n her zaman da 2 üstü n'den küçüktür. X sonluysa bu bariz. Terim demeye bir şahit lazım. Ama X sonsuzsa da doğru. X sonsuz eğer x'ten px'e giden örten bir fonksiyon olamaz. Olmayana ergi yöntemini kullanıyorum. Diyelim x'ten px'e giden örten bir fonksiyon var. Oradan başlayacağım düşünmeye ve bu varsayımla x'ten px'e giden örten bir fonksiyon varsa bir çelişki, bir saçmalık elde edeceğim. Demek ki x'ten px'e giden örten bir fonksiyon olamaz sonucuna vuracağım. Diyelim x'ten px'e giden örten bir fonksiyon var. Bu fonksiyona f diyelim. F. Örtüyor bu. Her eleman bir x'ten, her alt küme, x'ten alt kümesi x'in bir elemanından geliyor f tarafından. Şimdi şu kümeye bakıyorum. Öyle x'lere bakıyorum ki x fx'in elemanı değil. Fx çünkü x'in bir alt kümesi. Yani şöyle, bir parça çizeyim. X burada bir küme. Buradan bir x alalım. Fx burada olacak. X buradaysa eğer, fx burada. Bunun elemanları ne? Alt kümeler. X'in alt kümeleri. Demek ki Fx, X'in alt kümesi. Burada X, Fx'in elemanı değil. Bazen de X, Fx'in elemanı olur. Yani niye olmasın ki? Burada X var. Buradan bir tane X al. Fx de bazen böyle olabilir. X, Fx'in elemanı. Bu durumda X, Fx'in elemanı. Bu durumda X, Fx'in elemanı değil. Dışarıda. Şimdi öyle ağlara bakıyorum ki X, Fx'in elemanı değil. Onların kümesine bakıyorum. Tabii ki bu X'in bir alt kümesi. Çünkü sonuçta X'in elemanlarına bahsediyorum. X, Fx'in elemanlarına, yani bu tür elemanlara bakıyorum. Böylece bir A elde ettim. Bir A kümesi. X'in bir A alt kümesini elde ettim. X burada. A diye bir küme var. A boş küme de olabilir. Her şey olabilir. A bir küme sonuç olarak. X'in bir alt kümesi. Fonksiyon zaten. A burada. A bunun bir elemanı. A, Px'in bir elemanı. A, Px'in bir elemanı. Demek ki bir A vuracak buna. Fa, A'ya eşit olacak. Öyle bir A var ki F küçük A eşittir A. Yani bu Fa. A da X'den bir eleman. Şimdi soru X'den bir eleman. A burada bir yerlerde. X nerede şimdi? A nerede şimdi? Burada mı, burada mı? Burada mı, burada mı? Bakıyorum. A'nın A'da olması demektir? A, F'da demektir. Ama A, F'daysa o zaman A, A'da değil. Değil mi bak? Bu hangi X'den oluşuyor bu? X'in F'sinde olması lazım. A, F'da değil. Demek ki A, burada değil. A, burada değil. A, A'da ancak ve ancak A, A'da değil. Bir şey doğru ancak ve ancak yanlışsa. Saçmalık. Demek ki örten fonksiyon olamaz. X'ten Px'e giden. Hocam bir öğrenci demiş ki ben sizin kanıtlarınızı anlıyorum fakat sizin gibi düşünüp kanıt yapamıyorum. Yani ben 63 yaşında adamım, yani 50 yıldır bu işi yapıyorum. Yani 50 yıldır, yarım asırdır yapıyorum. Sen daha kaç yaşındasın? Yani ama zaman ne olacak tabii. Yani zamana alışacaksın, dile alışacaksın, düşünme biçimine alışacaksın, problemi ortaya koyuş biçimine alışacaksın. Ama yani yılların alacak bu. Tabii yani. 50 yıldır ben 13 yaşından beri gece gündüz çalışıyorum. Kolay değil. Zor da değil ama zor olsaydı yapamazdım. Hocam anlaşılmış. Çok iyi. Çok iyi. Peki. Şimdi bu bariz şimdi. Örten fonksiyon yoksa eğer
x'ten px'den öten fonksiyon yoksa o zaman x'ten bunun yerine x al, bunun yerine px al. O zaman x'in eleman sayısı px'in eleman sayısına küçük eşittir. Peki. Şimdi bir ara verelim, bir 10 dakika.